Merhaba güreştürkiye.net severler. Bugün tarihlerden 8 Ağustos 2017 Salı ve dün geceki Raw Show'unu değerlendirmek için Alperen Gürsoy, Ege Yürüten ve Mehmet Dinler'le birlikteyiz. Her hafta SmackDown ve Raw, ben Buğra Gür, teşekkür ediyorum hatırlatma için. Her hafta saat 22'de SmackDown ve Raw yayınlarımızı aksatmadan yapmaya devam ediyoruz. Bu arada SmackDown değişimde büyük sıkıntılar olduğunu söylediler. Alperen, sen bir mütercim tercümansın yanılmıyorsam. İstanbul Üniversitesi miydi? Doğru okunuşunu bir söyler misin bana ya? Alperen'in sesini açmamışım gene ya. Yine mi? Bir tekrar baştan açacağız. Benim sesimi açtın bari. Geçen haftadan beri bak. Ay, geçen hafta da aynısını yaptık ya. Allah'ım ya. Şu neyse, ben Alperen'i seslendiririm editte. Allah'ım. Yalnız şey, ikinizin de bir hatası var yalnız bu SmackDown muhabbetinde. Programın adı SmackDown değil, SmackDown Live. Al işte. Oo. Şimdi Alperen, SmackDown'ın doğrusu nedir? Sen bir seslendir de daha sonra ben senin yerine dublaj yaparken doğru söyleyemeyebilirim SmackDown'u. Tekrar duyalım yani senden. Sesli harflere biraz dikkat etmek lazım. SmackDown şeklinde. Diyorsun. Yani. Bu bilgilendirme için teşekkür ediyoruz. Evet, Ege Yürüten. O zaman yavaştan şova girelim diyorum ben. Hı-hı. Miss TV. Haftanın The Miz'in dayak yeme segmenti Miss TV. Ne oldu? Ağlamaya başladı. Burak Lesnar'ın rakibi şey mi ya? The Miz mi ya? Niye Burak Lesnar sürekli böyle değişik değişik adamlara dayak atıyor? Bu arada yüzme biliyorum. Miz haftada dayağını yemek için Miz TV'yi açtı. Miz Toraj'la beraber. Heyman'la beraber güzel tartıştılar The Miz ikilisi. Sonra Lesnar üçünü de güzelce bir sıra dayağına vuruyor ve Heyman'la ayrılıyor. Bir gövde gösterisi kısacası. Direkt dalalım girelim o zaman. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Önce ben ağlayayım mı? Ağla. Ya birader, şirketin ya şey ya, Raw'un hani iki numaralı kemer sahibini ya. Hani tamam, adam hani tamam çok öyle cesur bir tip değil ama yani bu kadar aşağılamak da ayıp yani. Bu arada ortada kemer falan da yoktur. Miz hala Intercontinental şampiyon değil mi? Evet evet. Kemersiz geldi. Bir de joplanınca dedim acaba hani live event'te falan kemerini kaybetti mi? Hani hafta içinde. Bilemedim o kadarını yani. Hala kemer şampiyon değil mi? Ondan eminiz yani. Arkadaş ya, bütün GM'lerin bu herifle ne sorunu var? Ben zaten onu çözemiyorum yani. Arkadaş adamın üzerine ya bir insanın üzerine Brock Lesnar niye sallanır ya? Sen nasıl GM'sin ya? Sakatlansalar ne olacak? Ki bak, bir tanesi sakatlandı, maçına çıkamadı. Ayıp değil mi yani bunlar? Hoş değil bunlar. Yani oğlun SummerSlam'da daha rahat kazansın. Sonra bu adam face. Böyle face'lik olmaz arkadaş. Kurt Angle, sen de nefretimi kazandın. Sana da söyleyeceğim Twitter'da. Dur, hatta söyleyeyim. Bir şey soracağım. Acaba Brock Lesnar'ın rakibi takdim edileli Brock Lesnar'a 3 hafta olmadı mı ya? 3 haftadır bu adamlar niye bir hani yüz yüze ya da kol kola vesaire bir atraksiyondan ziyade bir karşılıklı promo kesme zahmetine niye girmediler? Gelecek hafta girerler muhtemelen. Ya bunu hafta niye, dörtlü kavga geliyor. Ha, bunu niye son haftaya bıraktılar yani bu kadar hype'lanmak için? Anlamadım. Sanki kemer sahibi Roman Reigns'miş gibi sürekli Braun Strowman'la Samoa Joe Roman Reigns'e dayak atmaya çalışıyor. Ben bu arada Daner'in selamı varmış. Merhaba Daner'cim. Yani çok enteresan. Daha önce hiç böyle bir senaryo izlemediğimiz için şaşırıyorum. Tabii. Bir soracağım. Lesnar bundan önce de Miz TV basıp Miz'i dövmüştü değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir kere olmuştu galiba. Acaba tadı damağında mı kaldı? Çünkü Sami Zayn gibi doz alıyor da bildiğiniz. Ya zaten The Miz bu konuda biraz şey, Roman Reigns de yapmıştı bunu. Dean Ambrose defalarca yaptı. The Miz bu konuda biraz şanssız galiba. The Miz dayak ağırsızı zaten.
Gelen geçiyor, gelen dövüyor, giden dövüyor ama Miz'le şampiyon olarak devam ediyor yoluna. Ama ben bu şeyde bizim mikrofonu çok beğendim. Hani zaten başarısız bulan birisi yoktur da. Yani Lesnar karşısındayken o cümleleri sarf etmesi takdire şayandı bence. Ya Mistoraj'ın amacı şey değil mi? The Miz'in dayak yemesini engelleyerek bu adam dayak yediği zaman önemli bir şey olacak gibi göstermek. E amacı ne o zaman Mistoraj'ın şimdi, ben anlamadım yani. Abi Lesnar'ın karşısında WWE'nin bütün şeyleri, hani planları, bütün gimmickleri, her şeyi yanıyor abi. Lesnar'ın karşısında herkes joplanıyor. Lesnar güreşin kanseridir özetle. Lesnar güreşin kanseridir. Bu arada şey, diğerleriyle hani hiç şeye geçmemesinin de hani senaryoda bir karşılığı var en azından. Daha ilk baştan dedi ki şey, hani Heyman kaybedersek gideriz abi hani. Şey, demek ki korkuyoruz burada. Hani o zaman rakiplerine de bulaşmazsın yani. Ki rakiplerine bulaşmıyor haftalar. Rakipleri birbirini yerken yani. Ya. Şey demişler chatbox'tan. Lesnar'ı dövseler demiş de, olay şu. The Miz'in kaçıp diğer ikisinin de feci dayak yemesi olmalıydı bence. İlla böyle bir şey olacaksa. The Miz niye gene doz alıyor sürekli? Diğer ikisi de feci dayak yese ama bu sefer şey olmazdı ya. Hani SummerSlam'daki maçta şeyin yanında olamazlardı muhtemelen. Ya bir dakika ya, bir dakika. Bu ne The Miz yalakçılığı abi? Hepimi chatbox'a da soruyorum. Sizlere zaten sormuyorum. Siz The Miz yalakçısınız belli. Abi sen belli. Standart mikrofon dedin bu adama. Ya Allah sen. Allah ya sen, çok... Senin Miz hakkında yorum yapma hakkın yok. Bir saniye. Diğer segmente geçelim. Bir dakika ya. Abo... The Miz çok üst düzey bir mikrofon performansını diğer alanlarda, parametrelerde yansıtabilseydi en azından 2011'den beri bir ana kemer kazanırdı diye düşündüğümü söylemiştim. Konuyu o değil. Abi The Miz dayak yedi. Ben bunun romantikliğini yapmayacağım. Büyük keyif duydum ya. İnanılmaz keyif duydum. Ben chatbox'ın da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Aa, muazzam saplexler oradan uçuştu. İyi güreşçi olan oradan... herkesten nefret etmiyor senin gibi. Abo, The Miz iyi güreşçi mi? The Miz çok iyi bir profesyonel güreşçi. Peki abi. Diğer segmente şimdi geçebiliriz. O zaman takımlar senaryosunda bir gelişme olacak bir maçtayız. Geçen haftanın aynısı Seth Rollins vs. Sheamus maçı oluyor. Cesaro gene şeyde, ring dışında bekliyor. Sheamus maçı kazanıyor. Aynen. Ondan sonra Cesaro'yu yanına atıyor falan kendini. Ondan sonra ikisi dövüyor ama Dean Ambrose yardıma gelmiyor. Gelmeyecek tabii ki. Ondan sonra Sheamus'ı Cesaro, Seth Rollins'e finisher'larını uyguluyor. Segment burada noktalanıyor. Alperen? Ya ben öncelikle maçı çok beğendiğimi söylemek istiyorum ama sonucu ben şey isterdim. Bir Müzmin Cesaro fanı olarak, tabii az sonra onu da konuşuruz. Yani Cesaro'nun roll-up'la kazanıp Sheamus'ın roll-up'la kaybetmesini isterdim. Ama maçı çok beğendim. Hani Seth Rollins şey bile yaptı ya. Top Rope Hurricane Run'la yaptı. Bunu Rey Mysterio'dan başka yapan kim vardı hatırlayamadım açıkçası. Maçın sonunda ise yani hep Shield kurulacak diyordum. Hani 3 hafta 4 hafta önce geri dönecek diyordum. Ya bilmiyorum hangisi pushluk yapar, hangisi babyface'lik yapar, onu şu anda kestiremiyorum ben yani. Şimdi bu Seth Rollins'in arka alanda bir yakınışı oldu zannediyorsam Dean Ambrose'a. Doğru mu? Maçtan evet. Sonra. Ha maçtan sonra. Özür hemen o zaman. Sonra bunu da dahil edebiliriz. Özür o zaman atlamışım. O zaman onu da söyleyeyim ben. Aha söyle. Maçtan sonra Dean Ambrose'un yanına geliyor. Beni yalnız bıraktın falan gibisinden konuşuyor. Dean Ambrose diyor ki ben sana geçen hafta söyledim. Kendine dikkat edecektin. Kazanamayacağın kavgaya girmeyecektin diyor. Beni şimdi kötü göstereceksin falan diyor. Çünkü sen zaten şeysin, şerefsiz. Jörg'e ne denir? Şerefsiz, yavşak, gevşek hangisi olur? Şerefsiz. Şerefsiz. Sen zaten şerefsizin tekisin dedi. Ondan sonra Cesaro'yla karşılaşacağım ben dedi Ambrose. Ben bana bulaşma, yalnız başım olacağım dedi gitti. Niye? Oh. Bu tribin sebebi niye? Neymiş yani? Abi geçen hafta Ambrose söyledi ya zaten. 2'ye 1 geldim bir defa. Bir daha gelirsen
bir daha aynı şeyi yaparsan girmem, hiç uğraşmam diye. Hayır, ringde atılan tribün sebebi neymiş? Seth Rollins'in attığı tribün. Ya ona geleceğiz şimdi, dur. Ha. Aa, dur, ona gelmedi. Ha, gelmedik mi? Pardon. Sen şey, arka alan segmentine bir maça değin istiyorsan gör. Ya ben maça beğendim. Açıkçası Seth Rollins'in sakatlıktan sonra en uyumlu, hani en güzel maçı değil de en uyumlu çıkardığı maçlardan biriydi. Rakibi çok yetenekli bir güreşçi olmasa da ring içinde. Seth Rollins sakatlıktan, o diz sakatlığını atlattığının emarelerini bize göstermeye başladı. Ring içinde olan işte olaysa, hangi maçı yorumluyorum şu anda? Seth Rollins Sheamus. Seth Rollins Sheamus. Pardon, kafa başka bir yere gitti. Ya bu kadar. Aklın Ambrose'da normal. Aynen öyle. Doğru. Bu kadar yani diyeceğim. Lürsoy, Oralet. Ben dedim yani maçı ve Seth Rollins'in performansını çok beğendim. Değil mi? Sakatlıktan sonra o diz sakatlığını atlattığın ilk emarelerini aldık galiba. Yani şey de vardı, hani takla atıp ayaküstü düşme falan. Aynen öyle. Yani böyle olunca hep korkarım, burada da yine ulan yine bir sakatlık çıkmasın diye. Dağının akıyla tamamladı. Ben de şöyle devam edeyim o zaman. Yani ilk defa bir senaryoyu devam ettiriyorlar düzgünce, geçmişe de değinerek. Geçen hafta dediklerini unutmadılar yani. Geçen hafta ben gelmeyeceğim dedi adam, gelmedi. Bunu da backstage segmentini hatırlattı diyorum. O zaman sıradaki segmente geçelim, söyleyecek bir şeyiniz kalmadıysa. Beni konuşturmadın. Mehmet sen, bir şey diyecek. Bana işte bana laf atınca konuşmuş kadar oluyorsun Mehmet. Niye sustun sen? Ha, bu segmentte hiç konuşmadım ya. Ha dinliyoruz hadi. Tamam Mehmet, kusura bakma, devam et. Şimdi birincisi gene Buğra Güre laf atacağım. Sheamus dediği kadar hani ring içi yeteneksiz bir adam değil. Sheamus kalıbına göre ring içinde muazzam yetenekli bir adam. Ya WWE için konuşuyoruz canım. Tamam, WWE için konuşuyoruz zaten burada. Ne? Ya, New Japan Pro Wrestling'de mi kıyaslıyorum ben ya burada? Ya bu adam, bir saniye. Çok farklı konulara gidiyoruz da. Dolph Ziggler maçları hariç son 5 senede terlediği maç sayısı çok azdır ya. Şey misin mı? Evet. Ben sana bir Royal Rumble maçı sonu gösteririm. Abi herifin terden bütün şişleri çıkmış abi. Ya Royal Rumble dedim bak lütfen. Terlememiştir ya. Diyorsun abi. Numan İnci bana lütfen chatbox'a sahip çık. Yani Sheamus ciddi manada çok temposuz güreşen, izlettirdiği ürün çok sıkıcı bir adamdı bugüne kadar. Ha, bugün güzel bir maç çıkardı. Ha, terlemesi mi lazım demiş. Temposuz güreşen adam da şu maçı çıkarmaz abi. Ya, Sheamus kalıbına göre bak, bir anlamda. Bak ben şey. Uyumdan bahsediyorum biraz da sana. Abi tamam ya, uyumlu adam oldum. Cesaro ile bütün maçları gayet iyiydi bu adamın. Tamam. Lan Best of Seven Series denen saçmalığı yani 7 maç izletebilirler yani. Ama orada rakibi... Doğru bir nokta. Abi rakibin... Şimdi bir dakika. Berabere bitti. Dean Ambrose Cesaro maçında konuşacağız zaten. Profesyonel güreşte kendi yeteneğinden öte rakibinin kim ve nasıl olduğu çok önemlidir. Çok önemlidir, farkındayım, ama abi kendinde yetenek yoksa rakibin kim olursa olsun o çıkmaz ortaya. Ya bak mesela Dean Ambrose Cesaro ile mükemmel bir maç çıkardı ama Dean Ambrose'un yaptığı hareketler gene önceki Dean Ambrose'la aynı. Sadece bu maçta topu iyi bildiği için, yani profesyonel güreş olgusunu iyi bildiği için tüm hareketlere karşı uyumlu bir şekilde satış ve aynı zamanda seyir zevkini seyircinin reaksiyonlarına bağlı olarak arttırabilme yeteneği olduğu için bugün mükemmel bir maç çıkardı. Ama maçı taşıyan Cesaro'nun yeteğiydi. Ya buradan örnek vermek istiyorum. Geleceğiz mutlaka ama da buradan örnek vermek istiyorum sana. O maçta da buna dair konuşacağım. Abi hani o maçta Dean Ambrose'un hani hiç bahsedildiği kadar kötü güreşçi olmadığını çok büyük göstergesi oldu. Yani onu da o zaman konuşuruz. Abi şey yani bak yetenekli olan mahkemeye çıkacaksın, forum üyelerinin bir kısmı mahkemeye çıkacaklar. Allah Allah. Şey yeterli olmayan bir güreşçinin karşısına sen abi Seth'i de koysan, Cesaro'yu da koysan, onu da koysan, bunu da koysan abi şey çıkmıyor, iyi maç çıkmıyor yani.
Katılıyorum. Ama Dean Ambrose her zaman bildiğimiz Dean Ambrose. Yani karşıdaki güreşçinin iyi oluşuyla ya da teknik oluşuyla alakalı olarak performansı dalgalanan bir güreşçi. Karşıdaki güreşçiyi şekillendirebilip aynı zamanda seyir zevkini karşıdakinin yeteneğine bağlı olarak değiştiren bir isim olduğu için bu kadar çok eleştiriliyor. O zaman şeye geçelim şimdi. Dean Ambrose segmentine değineceğiz. Jason Jordan segmentine gelelim o zaman. Hı hı. Şöyle şimdi bu adam face. Önce maça değineyim. Kurt Sexy olacaktı normal şartlarda. Ama Lesnar bunu dövdüğü için maça çıkamadı. Yerel bir güreşçiye rastladı. Ondan sonra Jason Jordan maçı normal bir şekilde kazandı. Şöyle ilginç bir not var. Show Kanada'daydı değil mi şu anda? Quebec. Quebec aynen. Yerel güreşçi Kanadalı. Bu adam face. Jason Jordan. Çok ilginç geldi abi, bana. Yerel güreşçi bir de o şehrin kahramanıymış abi harbiden yani. Şöyle baktım, değil mi? Acayip bağırdılar. O reaksiyondan sonra bir baktım. Herif harbiden kahraman muamelesi görüyormuş yani. Bir zamanlar hani böyle şey şu Ring of Honor'da hani adamlar çok deli reaksiyonlar alıyor ya kimi zaman hani. Oradaki bir reaksiyondu yani. Arkadaşlar ismi neydi çıkardım. Sorabilir miyim? Jean-Louis Gulibert midir? Nedir? Jean-Pierre Goulet ha. Tanıdık gelmedi yok. Ha Indit profesörü konuşuyor şu anda tabii doğru. Aynen ben de izlediğim indicilerden biri mi diyecektim de değilmiş. Sen Kuzey Amerika indileri izliyor musun ya? Ben Kanada'nın Smash Wrestling şirketinden iki show izledim. Onda da işte Tyson Dukes vardı WWE turnuvasına katılan. İşte Mike Bailey falan filan yani tanımadığım insanlar da var tabii ki de. Hı hı. Birkaç tanesini tanıyordum oradan da. Peki konusu açılmışken ufak bir soru sorayım Alperen sana. Indie takip etmeye ilgisi olan insanlar ya da indiler hakkında fikri olmayan güreş severlere bir şey söylemek isteyecek olursan o indilerde ne bulabilir bu insanlar seyrederken? Ya ben şeyi çok bölüyorum. Hem anladım. Hem YouTube halkı içinde aydınlatıcı olabilir indiler hakkında söyleyeceklerin. Yani entertainment'dan daha ileride bir ring içi şey olduğu için tabii ki bu ilk başlayanlara farklı gelir. WWE izleyicilerine farklı gelir. Yani kimisi der ben show kasını seviyorum. Onlar izlemez. Yani onlara da tabii ki büyük saygım var. Ama yeni bir şeyler görüp indie izleyen çok kişi var yani. Ben de onlara şirket tavsiye ediyorum vesaire. Bende de aynı durum geçerli. Ben absürt komedinin ring içinde olmasını çok seviyorum. Yani arka alan segmentlerinden ziyade. Hani seyirciyle diyaloğa girip bunları yansıtmaları falan. Hani zaten küçük arenalar olduğu için çok da rahat iletişime geçiyorlar ve seyirci eğlendikçe ben de eğleniyorum. Bunu söyleyebilirim. Ege kusura bakma rol çaldım. Buyur tekrar söz sende. Yo rol çalacağım. Jason Jordan'daydık. Oradan devam edelim o zaman. Şey diyeceğim bu arada. Benim bir iddiam var. O yerel güreşçi olan arkadaşımız muhtemelen WWE ile sözleşme imzalar yakın zamanda. Yani hiç değilse denemeye falan alırlar. Vince kaçırmaz bu treni diyorsun. Ha yani. James Ellsworth etkisi yaratmaya çalışırlar hatta. Bu hafta SmackDown'da mı Kanada'da? Bütün live eventler falan da o civardaydı. Herhalde SmackDown'da orada olur. Anladım. Yani Jason Jordan bu aldı böyle çok şaşırdım açıkçası. Ne düşünüyorlar merak ettim yani. Büyük bir stratejik hata. Kesinlikle dediğin gibi. Kesinlikle. Bu adamın hile yapmayı mı düşünüyorlar acaba diyorum. Bu kadar da absürt bir hata yapabilirler mi diyeceğim de mahalı şampiyon yaptı bunlar. O yüzden şey diyemeyeceğim. Ya bu işin başlangıcında böyle bir karar vermeleri çok çok kötü olur bence. Abi yalnız ya. GM oğlunun zaten heel olması ya. GM'in heel olması gerekmiyor mu zaten abi? Face GM çok sıkıyor. Aynen. Raw'da zaten bir tane var. Yani iyi bile olabilir böyle Jordan üzerinden bir angle heel turn'ü. Ya hepimiz tamam o 40'ye sövüyorduk falan eyvallah da. Adamlar çok iyi iş çıkarıyordu bence o senaryoyla. Yanlış mıyım? Ya angle. Hı hı.
Söylemiyorum. Abi Angle şey diyeceksin değil mi? Angle çok seviliyor seyirciler tarafından diyeceksin. Ya heel olması şu anda Angle'ın çok daha büyük bir stratejik hata olur. Jason Jordan'dan öte. Ya abi hani ya GM noktasında bir heel gerekiyor sanki ya. Sürekli heel'lara kötü davranan, sürekli onların hilelerini engelleyen GM abi Teddy Long'a döndü. Teddy Long dönemi SmackDown'larına döndü şey iki şovda. Yani... Doğru. Abi Daniel Bryan'ın ben GM'lerini hiç beğenmiyorum. Onu da buradan söylemiş olayım yani. Beğenim zaten neyse. O zaman şey Jason Jordan'a gibi ben son şöyle bir şey diyeyim yani. Seyirci de pek ısınamadığını düşünüyorum ben bu arkadaşa. Ya daha dakika bir sayılır ya. Ben Alperen'in Jason Jordan'ın stili hakkında ne düşündüğü konusunu merak ediyorum. Çünkü Alperen'le Jason Jordan'ı pek konuşamadık. Sonradan aramıza katıldı. Alperen. Ya Jason Jordan tabii ki ring içinde iyi bir adam da. Yani ilk 2-3 show'da böyle az reaksiyon alması veya yendiği jobber'dan daha az reaksiyon alması, rakibinin o kadar çiğir alması falan. Hani başarısız bir başlangıç ama ileride ne değişebilir diye düşünüyorum bir yandan. Hani Kurt Angle'ın oğlu olarak getirdiler, koydular önünüze. Hani daha ne yapabilirler diye düşünüyorum. Bir süre bir değişiklik yapmazlar ve hani başarısız bir proje olarak belki tekrar gimmick değiştirir. Belki Angle farklı şeyler dener kendini de katarak. Ama bu haliyle ben beğenmiyorum açıkçası. Chat Top'tan soru var, ona da bir değinelim. Jason arada... Jordan... Tamam Mehmet, söyle. Şey diyeyim hani o kadar da düşük reaksiyon almıyordu bu şova kadar. Özellikle Miz'i falan joplarken gayet şeydi hani iyi reaksiyon alıyordu yani. Ya bu haftaki şov biraz istisnalar, istisna kaidesine girebilir. Yani. Evet, bence de. Ben de aynı şeyi savunuyorum. O zaman şu chat box'taki arkadaşımızın sorusuna bir bakalım. SSD Ultimate Opportunist demiş ki, Jason Jordan Intercontinental kemerini alır mı demiş. Muhtemelen. SummerSlam'dan maç görüyor musunuz peki? The Miz'le. Olacak yani. Miz'in şu anda rakibi de yok zaten. Olur. Orada ya alır bu mı hafta peki? Niye... Direkt? Bu hafta hani o senaryoyu biraz olgunlaştırsalar daha güzel olurdu ya. Niye Brock Lesnar geldi? Hani Brock Lesnar o diğer Joe Reigns, Strowman üçlüsünden çok farklı bir yolda niye gidip duruyor? Enteresan, federasyon bir şeyler planlıyor da biz algılayamıyoruz ne planladıklarını. Ya da çizdikleri senaryoyu. Bir de... Doğru, haklı. Bir şey diyemeyeceğim. Chatbox'tan da şöyle bir yorum gelmiş. Oradaki Twitter mesajına da değinelim. Emma'nın Kurt Angle'a attığı mesaj. Sonra Kurt Angle'ın bunu tabiri caizse gömmesi. Daha fazla konuşursan senin için kötü olacak diye. Twitter mı? Ben onu görmedim ya. İşte Twitter'da Kurt Angle'a mesaj atmıştı. Bana şans ver tarzı bir şeydi sanırım. Kurt Angle'a daha fazla konuşursan senin için kötü olacak diye uyarı mesajı verdi Twitter'dan. Onu da buradan değinelim. Bu benim kanayan yaram zaten. O kadar bir haftadır, iki haftadır falan propaganda yapıyor. Yani hiç de bir işe yaramamış gördüğünüz üzere. Bu işe yaramayan haliyse hani o maçta konuşuruz da bu işe yaramayan haliyse yani. Yani o da var. İşte tam o maça geleceğimiz için zaten bu konuyu açtım direkt. Sıradaki maç bu. O zaman ona değinelim. Burada direkt konuşuruz Emma'yı. Bayley geliyor ki kendisi contender olmuştu Sasha Banks'i yenerek. Ancak omuz sakatlığından dolayı contenderlığını bırakmak zorunda kaldı. Ve iki tane triple threat maçı gerçekleşti. İlk triple threat'e gelelim o zaman. Alicia Fox vs Emma vs Sasha Banks. Spiker masasında şampiyon Bliss var. Emma'nın güzel hareketleri maça damga vurdu diyebilirim. Turnbuckle'a demişim işte. Ringin kenarına falan şey yapma, belini vurma. Ondan sonra Sasha Emma'yı bank statement'ı pes ettirip contender maçına adını yazdırıyor, böyle diyelim. Lursoy, önce senden başlayalım Emma fanı olduğun için. Ya ben Emma fanı olarak yüzüm gülmüyor artık. Kaç sene oldu, kaç yıl oldu sayamıyorum da. Ama
Her kötü dönemeçte Sasha Banks var. Yani iki kez sakatlandı. İkisine de Sasha Banks sebep oldu. İşte şimdi bir umut falan hani Bayley gitti sonuçta. Nia Jax çıkamaz diye düşünüyordum. Kim çıkar onun yerine? Sasha Banks de hiç istemiyordum ama yine o pes ettirdi Nia'ya. Ya kabus gibi ya. Vallahi ya fan izle... olarak hani sadece Emma'ya dikkat ediyorum. Raw Show'unda hani en beklediğim segmentler onun segmentleri tabii ki. Ya sürekli de üzülüyorum. Yüzüm gülmüyor. Ağlaması. Ya bildiğin çocuğun gözleri yaşlandı. Peşete. Peşete getirin. Bir gün ama kemer alırsın ya. Üzülme. Segmentlerden yani sadece Emma'nın segmentleri oluyor. Ya resmen de üzülüyorum işte. Resmen benim yaşadığım Christian sendromunu Alperen Emma ile yaşıyormuş. Kardeşim seviliyorsun. Saygılar. Sizinki daha büyüktür adamın. Ya geri dönmüyor. Ben bekliyorum en azından. Doğru. Kemer alır mı diye mi? Ya birader ikiniz de vasat sevicisiniz ya. Öf diyene bak. Kofi Kingston seviyor. Ya hep al ben işte. Varım bir defa muazzam adam seven olarak. Kofi Kingston seviyor. Adam WWE tarihinin en uzun reign'ini yaptı lan. Ya hadi hadi. Allah aşkına. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu Sasha Banks heel olucularına ne oldu ya? Gene gene yattı. Yine bir gün inşallah kaderde buluşursunuz dostlar. Kendinize iyi bakın. Ulan Burak'ı sen de istiyordun bu heel turn'ü görmek. Ne oldu şimdi bir anda? Bilmiyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndaki İtalya gibi olmak istedim. Sen zaten İtalya'sın. Doğru. O zaman segment hakkında ne düşünüyorsun? Sasha Banks'in ana kemer yoluna uzanması, Emma'nın gene kaybetmesi, Bayley'nin sakatlığı, SummerSlam'da ne olacak? Genel bir değerlendirelim. Mehmet dinler. Valla Sasha... Ne oluyor? Kim gitti? Hangimiz gitti? Duyuyoruz Mehmet, sıkıntı yok. Ha. Bir kopma ses duydum, neyse. Valla Sasha Banks kazandı, tabii ki kazanacak. Başka kim kazanacaktı yani? Geri kalan iki maçtaki iki güreşi toplasa Sasha etmiyorlar sonuçta. Edemediler de zaten. Yalnız şey hani Alperen demiştin ya hani Emma'ya hani böyle propaganda yapıldı, o kadar işe yaramamış diye. Abi kadın WWE'deki en dominant maçın çıkardı yani 5 senedir falan mı burada? Yani 7 senedir burada. En dominant maçın çıkardı yani kadın. Ya ben pes etmiş olabilir. Sasha'nın şeyi çünkü pes etti. Yani submission, finisher'ı. Pine götüren submission yok Sasha'nın yani. Tabii ki pes ettirecekti. Sasha'nın kazanacağı da çok belliydi zaten. Yani Bayley'nin olmadığı yerde bu senaryo bir yerde zaten Sasha'ya bağlanacaktı Bayley olsa da. Hanginizin mikrofonundan geliyor bu ses? Ne olur kısın. Alperen. Sağ ol canım. Tamam bana cevap vermek için açtı ama cızırttan konuşamadı. Neyse. Çok da güzel maçtı bu arada. Çok keyifli maçtı. Ben epey sevdim. Öyle. Başka ne diyeyim bilemedim. Bir de şöyle fikir atılmış chat doktoruna da bir değinelim o zaman. Sinan. The Vigilante Sinan Aliyev'den. Bayley'i sakatlayan kişi Sasha Banks. Kemer maçına çıkmak için Bayley'i sakatladı. Banks kemeri kazanınca bu ortaya çıkacak demiş. Abi Bayley maçta sakatlandı. Hani görüntüyü gösterdiler ya. İşte hani, Sasha aynen. Sakatladı zaten ya. Abi Nia'yla maçında sakatlandı kadın. Ha doğru. O da doğru gerçi. Aklından çıkmış. Hani şey bugün replaylerini gösterdiler ya Bayley ringdeyken. Doğru ben bakamadım falan hatta. Evet hatırladım. Bayley çok tatlış olmuş ya bu haliyle. Ben beğendim yani. Üzüntülü haliyle. Ağlayan aynen. Kardi ya gerçekten. Bu Alperen. Arada şey. Efendim. Bir mikrofon ayarlaması yapsana. Şu an cızırtı mı gidiyor size? Epey. Çok borazan epey. Gibi geliyor birazcık da. Tamam bir şeyler deneyeceğim kusura bakmayın. Estağfurullah. Sıkıntı yok canım hepimizin başına geliyor. Bu arada ben heel turn'ı hep Bayley'den bekliyordum. Bu belki biraz da hani buraya götürebilir yani. Bir şekilde. Yani Sasha kazandıktan sonra işte Bayley'nin kıskançlığı bu sefer geçebilir. Ya ben Bayley'nin karakteri Face'den başka bir şey kaldırmaz bence ya. Huggers Gun'la hak diyorlar. Abi tamam işte şey kendine yani mi bu kadın heel olunca kendine mi sarılacak?
Muhteşem segment fikri. Muhteşem segment fikri. Ciddi misin? Ben çok sevdim. Çok sevdim. Abi şu an yani. Kendimi mucit gibi hissettim. Saygılar, sevgiler. Hani seyirciler onu yuhalarken zaten size ihtiyacım yok. Ben kendi kendime sarılırım bile diyebilir yani. Abi Sasha'nın heel turn yapmayacağını düşünmemin sebebi şey. Sasha çok sağlam bir şey. Sosyal hizmet yüzü oldu WWE için şu sıralar. Hani bir zamanlar Alicia Fox'un hani başını çektiği o şeyleri hani gidip böyle bir star çocuklarını falan mutlu etme işini şu anda Sasha yapıyor daha çok. O yüzden hani onu heel yapmamak iyi bir seçenek gibi duruyor WWE için. Ama ya Bayley'nin heel turn'dan çok ilginç şeyler çıkabilir cidden. Sinan demiş Bayley kadınların can sinasıdır, hiçbir zaman heel turn yapmaz diye. Devam etmiş, diğer segmente geçelim Ege'cim. O zaman tag team maçına geliyoruz. WWE'nin arıza çocuğu Enzo Amore ve Big Show, veteran Big Show. Karşılığında da The Club var. Ondan sonra Club maçı kazanıyor. Normal maç sonunda kazanıyorlar. Ondan sonra Kes geliyor. Enzo dalıyor. Tabii Kes klasik bir şekilde dövüyor. Enzo'nun dövdüğü tek bir segment oldu zaten. Dövdü de demeyeyim. İki vurduğu diyeyim. Ondan sonra bir kez knockout punch dozunu alıyor haftalık. Big Show gene üstün kapatıyor. Onu istersen şey maç ayarlanan segmente de bağlayalım. İkisini ayrı ayrı konuşmayalım ya. Hı hı. Yani üzerine bir kez işte Kurt Angle'a yakarıyor. SummerSlam'de Big Show'u istiyorum ama Enzo'yu istemiyorum. Ama onu da bir yerde izlemesini istiyorum. Bir 3 de yetmez 5 tane, 5 de vermez 7 tane diyor ve Enzo'nun Sharp Cage'de olacağı bir Big Show vs. Big Cass maçı ayarlanıyor SummerSlam için. Bence bu şekilde yorumlasak biraz daha şey düzenli olabilir ya. Bir de Jericho'nun başına gelenler Enzo Amore'nin de başına gelecek. Yani Big Show belki de Enzo'yu uslandırması için verdiler belki de onun yanına. Hem de Big Cass'i yükseltsin diye. Enzo çünkü arıza çocuk zaten, haberleri duyuyoruz. Soyunma odasında falan uygunsuz kadınlar getirmiş, haberleri geçiyor. Vallahi. Hı? Vallahi. Hı? Aynen. Gerçek mi bu, troll mü yapıyorsun? Yok, gerçek. Troll yapsam böyle yapar mıyım? Bir şey soracağım. Enzo'ya hangi uygunsuz kadın bakıyor ya? Lana baktı ya işte. Abi Lana al baktıktan sonra da olduğunu gördük. Kardeş yani. Beni öyle Rusev dövsün. Neyse tamam, bunu söylemeyeceğim. Liv Morgan'la çıkıyor be Enzo. Magazin olarak bakarsak. Abi yemin çivisi çıktı dünyanın, yemin çivisi çıktı yani. Bir. Neyse ben daha bir şey demiyorum yani. O zaman segmente değerlendirelim Gür. Yani Enzo'nun pardon Big Cass'in SummerSlam'de seviye atlayabileceği bir feud'a girdiğini gördük. Big Cass main event potası bu kadar fazla saf gücün ve hani gerilimin sattığı bir durumda olmaya devam ederse Big Cass sıradaki contender olabilir. Bunun dışında Enzo'da hani biz çok küçümsüyor olabiliriz Enzo'nun bazı yetilerini. İyi bir güreşçiye, geleceği olan iyi bir güreşçiye çok güzel bir menajer olabilir ilerleyen haftalarda. Ha belki bu NXT'de olur, belki diğer brand'de olur bilmiyorum ama böyle bir şey bekliyorum Enzo'dan. Yani The Club'ın da beleşten maç kazanması hoşuma gitti açıkçası diyeceğim de. 2 maç kazanırlar, 3 maç kaybederler zaten. Artık uzun vadeli planların olmadığı belli bu takım için. O zaman takımlar demişken şeye de bağlayayım ben onu. Revival'ın sakatlığı. Aşırı şanssızlık ya. İçim acıyor ya. İçim acıyor yani. Şey 6 ay değil mi bu arada? İşte doktor kontrolüne gelecek bir Scott Dawson. Sıkıntı çıkmazsa 6 hafta, ameliyat gerekirse 6 ay. Yani bir buradan haberi çıkmadı işte. Buradan anladığımız kadarıyla bir kıkırdak doku, yumuşak doku sakatlığı var. Bir kopuk varsa, yırtık varsa 6 ay yani bıçak altına yatacak.
dışarıdan fizik tedaviyle halledilebilir Seth Rollins tarzı bir sakatlıksa 6 hafta olacak. Bunu okuyoruz buradan. Medya okur yazarlığı yapıyorum şu anda. Ama ne olursa olsun 6 haftada olsa çok büyük bir talihsizlik. Çünkü takımlar divizyonunda bayrağı alma sıraları onlara gelmişti. 6 ay ise yani fiyasko, yani şans, kader fiyaskosu ya. Alperen ne düşünüyor bu konuda? Ben bu tür sakatlıklara çok üzülüyorum yani, az önce Emma'da da bahsettiğim gibi. Ya her ne kadar Revival'ı pek sevmesem de, yani seven arkadaşlarım var, onlar övünce ben daha çok antipati duymaya falan başladım. Tabii ki başarılı olduğunu inkar etmiyorum. Ama yani böyle önlerinde bir kemer olan, böyle bir gelecek olan takımların veya tekli kariyerlerin bir sakatlığa kurban gitmesi çok üzücü. Yani Revival'da çok hani dünya çapında şu an ün yaymaya başlamış bir takım. Yani Revival'dan pardon Young Bucks ile internet üzerinden olan feud'ları olsun. Ya isimlerini çok iyi duyurabilirlerdi. Yani bu sakatlık çok kötü oldu, şanssız oldu onlar için. Ben çok kötü ya hani. Çok üzülüyorum ya hani. Aynısı. Ben Daniel Bryan nasıl bir zirveye çıktığında böyle sakatlıkla gitmişti, ona benzer bir üzüntü yaşıyorum yani. Neyse artık. Abi Dash Wilder sakatlandı, o kadar süre uzun uzakta kaldı. Nisan'da geldi bunlar, Ağustos Temmuz gibi döndü. 3 ay değil mi sakatlığı Dash Wilder'ın? Şaykır. İşte abi, Dash Wilder'ın bitti, Scott Dawson bu sefer sakatlandı. Çok üzücü yani. Raw'ın top heel olacaklardı belki de. Ambrose'tan kemer alacak takım olarak görüyordum ben onları. Ya işte takımlarda da öyle bir sıkıntı var. Bir tanesi sakatlandı mı diğeri de devam edemiyor zaten, yazılmış bir senaryolar olduğu için. Ya Hardys'e yeni bir şey bulurlar ya. Hani şekilde çıkar Hardys yani. Hardys olayına da girelim o zaman. Awoken Jimmy Key diye bir şey başlattı WWE. Hardys, Awoken falan tarz haberler girmeye başladılar. Broken'ın yerine geliyor olabilir mi bu? Olabilir. De yani. İsim değiştirip naylon olarak, hani bu PES'te takımların Chelsea değil de işte bilmem ne North Blue, London. North London bilmem ne Blue falan olduğu işe mi benzeyecek acaba? Ya da balık club yerine club demek gibi bir şey mi yani bu? Bu çok demek. Mantıklı. Doğru örneğimi verdim tam bilmiyorum, böyle indi çok izlemediğim için de. Ya orada bir şey sorunu yoktu bildiğim kadarıyla, telif sorunu yoktu. Federasyon hani Alexander Rusev değil mi? Evet. Ha, Rusev yaptığı gibi ya da Cesaro'nun ilk adını sildiği gibi Bullet Club'ı da club olarak kullanmak istedi. Samson var, o da soyadını sildi. Ha, ya da İlya Elias. Elias o da Samson. Yoktu bugün şovda değil mi ya? Aynen. Yoktu. Eksikliğini hissettim. Onun yokluğu için düşük puan verdim. İşte Hardiler yani. De yoktu. Aynı şekilde. Hardilerinki normal. Onlarınki Awoken'a hazırlık bir nevi de. Ya bir o Awoken onunla ilgili öyle bir haber düşmedi sanki. Şu an hiç kendi hesaplarından tweet falan atıyorlar mı? Özellikle Metar da atardı yani böyle olaylarda. Evet. Rakipleri sakatlandığı için onların planı kalmamış SummerSlam'e. Onun için şovda gözükmemişler diye haber düştü. Ya her şov sırada Twitter'da şeye saldırıyor. Bir tane gerizekalı müzisyene saldırıyorlar en son. Ama ona bütün şey güreş camiası saldırıyor. Niye? Şov değerlendirmesi vardı yani 5'le. 5 tane yayınlıyorlar. Orada işte Hardy'ler uyanıyor mu? Our Hardys, Awoken tarzı bir şey yazmışlardı. Ondan dedim ben de ona. Ya geldiklerinden beri sürekli bir şeyler yazıp duruyorlar. Ben onlara itibar etmeyi bıraktım artık zaten. O zaman sıradaki segmente geçelim. Konuşmayan kalmadı sanıyorum. Yok. Bitirmeden şey söyleyeyim, bence Club'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor bilmiyorum da bittiği anda gidecekler yani hani. Hiç zannetmiyorum WWE'de kalsınlar. Niye? Ne gerek var? Bilmiyorum ne gerek olduğunu da, adamlar düzenli senaryo alıyor geldiklerinden beri. Senaryo almıyorlar abi, tek kemer mücadelesinden çıktıkları anda senaryoları yok oldu yani.
Hayır, sürekli her hafta şovlarda görünüyorlar, senaryo alıyorlar dediğim o. Club fetişini yaptılar, işleri bitti. Tam da tatmin edici bir, kendileri açısından tatmin edici bir senaryo mudur bu? Ya konuşulan hani zaten bambaşkaydı. Geldikleri zaman işte AJ Styles, Finn Balor. Tabii ya o şeyi hani o ihtimali büyütmek için alındılar. Şimdi artık gereksizler yani. Bilmiyorum. AJ Styles'ın yanında iki şampiyon işte. He, Raw takımlar divizyonu öyle çok çok geniş bir divizyonda değil. Ama şey, club bu ufak divizyon içinde bile gereksiz. Öyle abi, diyorsan club izleyip göreceğiz canım, ne diyeyim. Club çıkıyor diye heyecanlanan var mı aramızda? Bilmiyorum ben, promoları benim promoları benim çok hoşuma gidiyor ya. Yok yok. Bu adamın bu troll tavırları benim mi ilgimi çekiyor acaba? Benim de hoşuma gidiyor da her hafta çıksınlar diye ve sabırsızlıkla beklemem de. Ya tabi canım, orası öyle. Şey güzeldi ama, Ring Post Digest falan vardı New Day'le dalga geçerken. Enzo Kessler'le de mikrofonu kestiler falan. Çok şeker segmentlerdi onlar. Hani bundan 5 sene sonra hatırlanacak segmentlerdi. Ben o kadar iyimser değilim o konuda. O zaman şey, bir sonraki segmente geçelim. Yani. Çok uzatıyoruz maşallah. Uzatıyoruz aynen. Kısa. Wyatt vs Balor. Finn Balor. İngilizce okuyayım. Bu sefer Finn Balor. Balor diyorum, alışkanlık olmuş her neyse. Saldırıyor Bray Wyatt'a falan. Bir kavga ediyorlar şöyle bir 35-40 saniye falan. Ama Bray Wyatt sonra klasik ışık oyunlarını yapıp arkalarına dönüyor. Yine akıl oyunlarının devam ettiği bir hafta izliyoruz kısacası. Diyecek bir şey yok. Bu feud'da konuşulacak tek şey SummerSlam'de Demon King olarak mı gelecek Finn Balor? Ben anlamadım. Demon King'de de ne varsa yani. Hani 2009-2010'da Jeff Hardy seven arkadaşlara yüzünü boyadığı için havalı bulunup seviliyor deniyordu. Bugün onu diyenler Finn Balor'un SummerSlam'de boyanıp mı geleceğini diye merakla bekliyor mesela. Abi hepimiz Jeff Hardy'i seviyorduk. Çoğu %80'i seviyorduk Jeff Hardy. Lümpen bir kısım vardı ya böyle, ondan bahsediyorum. Ya abi şey, bence gelecek hafta Demon King gelebilir yani. Öyle son haftada gelmeyi sever şey. Hani bir kere göstermeyi. Finn Balor için severler onu ya. Veyadun'da öyle olmuştu mesela. Yani Lusoy gelecek hafta ben bekliyorum açıkçası. Ya ben Wyatt'ı ciddiye alamıyorum çok uzun zamandır. Hani beni hiç ama hiç heyecanlandırmıyor. Ama şimdi Mehmet'in de dediği gibi 2 hafta oldu sanırım yine ring içinde kapışıyorlar falan. SummerSlam öncesi son hafta bence de yani kendi şeytanlığını bir gösterebilir. Yani şeyi, bu feud'u İlgi çekici hale kılacak tek hamle bu sanırım. Ya bence feud ilgi çekici bu arada ya. Hani White'da, Valor'da gerçekten iyi konuşuyorlar feud'da. Yani tabii ki seveni çok var da bana hitap etmedikleri için ben sanırım öyle düşünüyorum. Ki ben ciddi ciddi ya Bray Wyatt fanı da değilim. Hatta yani adamın en popüler döneminde adamı sevmiyordum. Finn Balor'ın zaten fanı değilim. Bence çok kötü güreşçi. Ama yani feyutları benim açıkçası çok ilgimi çekiyor ya. Hani segmentleri çıksın diye şeyim yani, beklenti içindeyim yani. Ki bu civarda da çok kişi var. Kalitesiz bir feyut izlediğimizi düşünmüyorum yani. Ya şimdi Bray Wyatt'ın karakteri nasıl Bray Wyatt adına oturur ve ilerleyen yıllarda önemli ve heyecanla hatırlanır? Bu adama özel şeyler yapacaksın. Bu mesele yani ringin böcekler basması değil bence, bana göre. Ya Undertaker'ın karakterine özgü maçları vardı. Hatırlayın. Evet. Yani şey, Bray Wyatt için de öyle maçlar çıkarmayı denediler. Ya bir tane. Undertaker'ın, bak aklıma benim 3 tane maçı geldi şimdi karakterine özgü. Ama Bray Wyatt'ı... Undertaker'ın kaç senelik kariyeri içinde bahsediyor? Hayır. Bray Wyatt'ın kaç senelik kariyeri içinde bahsediyor? Ben, sakin abi. 97-2000'den bahsediyorum ben sana zaten. Şu demek istediğim şu, Bray Wyatt daha özgün kullanılmak isteniyorsa bunu promolarında karşılığı olmayan sözlerle değil,
ring içinde yansıttığı farklı heyecanlarla, mesela SmackDown'da böyle kullanıldı, tabutun içinden falan çıktı. Yani ya da bununla alakalı Randy ile bir maç yaptı. Tam adını hatırlayamıyorum maçın şu anda. Hatırlatın. Neyin eviydi? House of Horror. House of Horror. Aynen. Çok güzel bir maç türü izledik mesela. Bu tür kullanımları artarsa Bray Wyatt'ın, bence seyircilerin heyecanlanma sorunu da böylece giderilecektir. Bana göre. Ya ben de öyle düşünüyorum. Çünkü benim gözümde bu adam sürekli I am God. Hani tamam sen tanrısın, ne yapıyorsun? Kendi rakibimiz, kendim seçiyorum. Yani adamın tanrılığı bundan ibaret. Hani Buran dediği gibi Undertaker işte Hell in a Cell'de, Buried Alive'da falan hani fark yarattı kendi adına. Yani White da böyle ring içi olur, maç türü olur, hani galibiyet olur. Kendine özel bir şeyler yaparsa benim gözümde ilgi çekici hale gelir yani. Abi kesinlikle. Bir şey diyeceğim ya, Undertaker'ın Undertaker için üretildi dediğiniz maçların büyük çoğunluğunu kaybettiği gibi bir gerçek de var yani. Ya biz maç kaybediyor, Bray Wyatt maç kazanması lazım mı dedik şimdi. Sen neler saçmalıyorsun Mehmet Dinler. Abi hani diğer segmente geçelim Ege. Bizimki gene saçmaladı. Bu arada dur. Summer Slam'de duyuruldu maç. Bir tahminlerinizi alalım kısacası. Ben Bray Wyatt kazanır diyorum. Finn Balor'u yener diyorum. Abi, Mehmet. Çok net Bray Wyatt. Çok net. Lursoy. Ben önceki feud'unda Seth Rollins'i yendiği için bu sefer ihtimal vermiyorum. Ben de Balor'un kaybetse bile temiz kaybedeceğini düşünmüyorum. Evet. Ya ben Bray Wyatt kazanamazsa şey diyorum yani, hani ya tuş olursa abi net çıplak fotoğrafımı yayınlar. Ya! Şok. Büyük iftar. Al işte. Caner Önem bağlandı zannettim bir an yayına. Evet. O zaman günün en güzel segmentine gelelim. Güreşçin uzmanı Dean Ambrose ve Cesaro'ya karşı. Dean Ambrose Cesaro denen gafileri kolay bir şekilde yeniyor. Kolay. Ondan... Şaka bir yana 30 dakika süren bir maç oluyor. Güzel bir maç oluyor. İkisi de çok güzel maç çıkarıyor, takdir ettim. Ondan sonra Sheamus ve Cesaro maçtan sonra geliyor, Dean Ambrose'u dövüyorlar. Seth Rollins bu sefer Dean Ambrose'u yapmadığını yapıp onu kurtarmaya geliyor. İkisini de ring dışına postalıyor. Ondan sonra da Dean Ambrose ayağa kalkıyor ve seyircilerin büyük çığlıkları arasında yumruğunu uzatıyor, Shield yumruğunu uzatıyor. Ama bu sefer de Seth Rollins aldırış etmeyip çekip gidiyor. Oh, tamam, devam edebiliriz. Alperen? Hangimiz et? Lursoy? Ya bu intikamını aldı bu sefer yani, aynı yumruğu terk etme olayını kendisi de yaptı. Yani az önce şu Seth Rollins ile Sheamus'ın maçını konuşurken de söylediğim gibi, ben ilerleyen günlerde kimin babyface, kimin heel olacağını merak ediyorum yani. Bir turn görür müyüz yoksa böyle devam mı eder? Onu merak ediyorum sadece. Abi Seth Rollins yemin ediyorum geldiğinden beri WWE'de yazılan en şey karakter ya, tutarlı karakter. Adam geldiğinden beri zeki yazılıyordu bak. Hala devam ediyor. Yani şimdi dini eğitiyor. Tekrar eğitiyor. Shield döneminden sonra bir daha eğitim veriyor yani adama resmen. Hani Shield'da da şey yani, Roman'la Dean böyle oraya buraya savrulurken Seth onları bir arada tutan karakterdi. Bak şimdi gene hani şey, öyle gaza gelmeden, hani bir an böyle tek maçlık gazlara gelmeden şey yapmaya çalışıyor şimdi, hani ders vermeye çalışıyor Dean'e. Çok sevdim ya, müthiş segmentti yemin ediyorum ya. Hani Dean'in o şey oluşu, böyle göt olup kalışı, of ne muazzam bir şeydir ya Rab. Ne? Ya ben... Hadi Ambrose. Aynen, maç hakkındaki düşüncelerimi zaten bundan bir 20 dakika önce söyledim. Üzerine diyecek bir şeyim yok. O zaman bugün Dean Ambrose'a güreşemiyor diyen gafilleri, vatan hainleri ve FETÖ'cülerin yargılanma günüdür diyorum. Bugün dersinizi aldığınızı düşünüyorum ben. Evet. Mehmet yani Dinler, sen Dean Ambrose'un... Sırf Cesaro kaybetti diye şu maçı boklayanlar kesinlikle FETÖ'cüdür. Sen WWE FETÖ'cüleri açıklayacaktın. Maç yayının sonunda. Yayının sonunda mı?
Bu adam AJ Styles'la güreş. Dediniz ki AJ Styles taşıyor Dean Ambrose. AJ Styles tahtayla bile 5 yıldızlık maç çıkarır. Cesaro'ya aynı şey. Triple H aynı şey dediniz. Alın bu da size Dean Ambrose'dan muazzam bir ders olsun diyorum. Yani benim segmente... için benim için Dean Ambrose hala ortalama bir güreşçi. Yani karşıdakine uyan, karşıdakinin kalitesini aşağı düşürmeyen ama karşıdakinde kendi kalitesine yakın bir adam varsa kaliteyi yükseltemeyen bence ortalama bir güreşçi. Abi tamam, kimse şey zaten senin dediğine karşı çıkmıyor. Kötü güreşçi diyene ya karşı ne bileyim diye. Bilmiyorum işte, şimdi bir söylemek istedim. Tam ring içi master olmadığını hepimiz biliyoruz da. Öyle olmasına gerek olmadığını da biliyoruz yani. Ya tabii canım. Ya. Abi şu gözler Cesaro vs. Kevin Owens'ın çok kötü maç olduğu 3 tane örnek gördü yani. Ya ama Kevin Owens'ın bu genel bir problem ve ben bu benim canımı çok sıkıyor ya. Kevin Owens WWE'ye geldiğinden Kevin beri... Kevin Owens'ın daha bu kadar yavaşlamadan önceki hali yani. İlk Cena ile mücadelesinin hemen sonrası. Şey WWE içindeki en iyi haliydi. Ve yani Cesaro ile abi uyumsuzsan uyumsuzsundur yani. Cesaro da herkesle Allah seviyesinde maç çıkarmıyor. Ben şunu söyledim bak Kevin Owens hakkında. Owens da çok... Owens'ın stili bir tek herhalde Sami Zayn ile uyuyor ya da bir, ekstra birkaç güreşçiyle WWE'de. Dedim ki Kevin Owens ilk geldiği gün WWE'ye... Yani ana brand'e roster'a ilk girdiği gün NXT'den gelip de ana brandlerde bu kadar kolay ve çabuk uyum sağlayan Kevin Owens oldu. Ve Kevin Owens'tan öte başka kimse bu kadar çabuk uyum sağlayamayacaktır dedim. Adam o günden sonra hiç uyum sağlayamamış gibi devam ediyor güreş kariyerine WWE'de. Yani. Ama hani yani şey şimdi konu tamamen Kevin Owens'a kaymasın da ben açtım, affedersiniz. Yani şey Dean Ambrose'un hani içinde iyi bir ring içi yeteneği var sonuçta ve hani bunu ortaya çıkaracak bir güreşçi karşısına geldi mi de ve booking geldi mi de çıkarabiliyormuş demek ki yani. Ben bu yüzden çok sevinçliyim yani. Ya, tam diğer segmente geçelim Ambrose, hadi. Bana ben Ambrose muyum lan? Hadi daraltalım. O zaman Hızlı ikinci bir. Triple Threat maçına geçiyoruz. Raw'daki diğer üçlü Mickie James, Dana Brooke ve Nia Jax maçı oluyor. Tahmin edildiği gibi Nia Jax maçı kazanıyor. Ve haftaya Sasha Banks'ın rakibi olacak. Kazanan Alexa Bliss'in karşısına çıkacak. Önce maç hakkında, sonra da contender hakkında konuşalım. Kim konuşuyor? Mehmet dinler. Maç kötüydü. Hakikaten çok kötüydü. Mickie James'e yapılanlara ben zaten... Hani Alperen'in Emma'ya yapılanları verdiği tepkiyle yaklaşıyorum. Ağlıyorum hafiften. Yani Emma nereden çıktı? Nia'nın kazanacağı çok belliydi. Kazandı. Ama şey yani gelecek hafta ne olacak? Son Nia Jax bükücü Sasha Banks kazanacak ve contender olacak. Çok açık yani. Ben gelecek hafta Sasha kazanamazsa saçımı mora boyatırım. Ya bir şey soracağım. Abi, ya bırak Allah aşkına boşver. Nia Jax'in oraya buraya işte çarparak hani güç kaybetmesi senaryosu çok sıkıcı bir hale gelmeye başlamadı mı ya? Yok ring köşesindeki demire çarpıyor, duruyor bariyerlere falan çarpıyor. Bu kadını hiç yumruğuyla ya da üstüne zıplayarak indiren yere yok ha. Ya böyle bisiklet... Kim indirecek abi? Ya, abi onun için kalıp gerekmiyor mu biraz? Ya hayır hani... bilmiyorum. Bir vurun Aslında bir tokat. Hayır bir tokat vurun. Ne bileyim bir ağzına vurun. Bir dropkick atın. Bir şey deneyin ya, o da yok. Sürekli bu kadın bir yere çarparak yere düşüyor. Ya abi öyle ki... Ya Asuka'yı bekle, o döver zaten Nia Jax'i gelince. Doğru. Abi şey yani fizik olarak o dediğini yapabilecek tek kişi Charlotte, o da rakip Brent'te yani. Şey geri kalanların hiçbiri o fiziğe uygun değil yani. Bak nasıl mesela Strowman'ı yere indirebilen tek kişi Roman Reigns ve civarındakiler, hani o fizik var yani adamlarda. Çünkü ya o dediği ya şey de bunu, hiç inandırıcı değil. Allah aşkına bunu algılayabilecek kadar güreş izliyorum zaten. Söylemek istediğim o değil. Denemiyor da yani bir dropkick izleyemedik kadına karşı falan, anladın mı? Bir yere indirmeye çalışma yok. Sürekli dayak yiyip dayak atıp köşeye bir yere çarpıyor kafasını kadın. İşte onu deneyen tek kişi Sasha Banks, o da zaten sonlayacak bükücü abi. Bütün aralarındaki bütün maçları kazandı neredeyse. NXT'de de böyle bir maç yaptılar mı? Yanlış mı hatırlıyorum?
Sasha da değil. Kime? Bayley ile. Ha Bayley ile. Özür dilerim. Bayley vurdu ona tokadı. Doğru. Hatırladım. Dropkick'e mi gitmişti Bayley? Pes etmişti. Pes mi etmişti? Pardon, dropkick. NXT'deki maçı izledim de bak nasıl bittiğini hatırlayamadım. Dropkick'te bir de kadına dropkick vurduklarında zaten tek dizinin üstüne düşüyor. Direkt yere yığılmıyor ki. E tabi. Büyük size'a sahip olmasının sebebi. Onlar da artık denemiyor zaten işe yaramıyor diye. Keşke Sasha vs. Mickey tarzı değişik bir maç görseydik yani. Gelen Nia Jax'in maça çıkacak olması beni çok üzdü. Mickey James'in de bir şans alması gerektiğini düşünüyorum ben artık ileride. İleride de hakikaten. Mickey şu işi yapması için şirkete geri çağırmaları çok ayıp ya. Yani abi yükseltemiyor ki bir de kadın yani. Elinden geleni yapıyor da şey yok ortada, yükseltecek malzeme yok. Gerçekten çok fena ya. Ya bu gidişle zaten kadınlar tek team kemeri geri dönecekmiş gibi duruyor. Ya şu çay gibi. Ya bu gidişle öyle duruyor çünkü aşağıda çok birikme var. Bence de lazım. Ayrıca şimdi Mayan Classic'ten de yeni katılımcılar gelecek. Aynen. Çok güzel bir düşünce olabilir. Aynen öyle. NXT'den en azından 6-7 kişinin gelmesi lazım bu aralar yani. Çok fazla beklediler orada. Seni kadınlar için... Ya o kadınlar Rumble'ında zaten büyük bir dönüş, ana roster'a geçiş olacak gibi duruyor zaten. Ya bu sene en uygunu çünkü turnuvadan gelenler olacak, NXT'den çıkanlar olur. Ya Shayna Baszler düşünüyor olabilir bunlar. Yani. Mayan Classic'ten. Hani MMAC, Four Horsewoman Fantasy falan. Ama ya, işte gelecek sene bu zamanlar toplam hani SmackDown ve Raw'daki kadınlar divizyonunun toplam sayısı 30-35'i bulmuş olabilir yani. Ya Four Horsewoman'ın da MMA'ye mal edilmesi gerçekten çok enteresan diyerek bu segmenti geçelim, diğer son segmente geçelim mi kapatalım ardından Ege. O zaman Last Man Standing, Braun Strowman ile Roman Reigns arasındaki dördüncü maç oluyor bu birebir yanlış hatırlamıyorsam. Maç bence çok güzel ve sert bir maçtı. Beğendim yani, çok estetik hareketler vardı da buradan değerlendirmiş olayım direkt anında. İşte Samoan drop'lar, Roman Reigns'in ua deyip koşup spear yapması, maçın bitişinde Samoa Joe geldi, Roman Reigns'e kokina'yı bağladı, Roman Reigns bitti, bayıldı. Braun Strowman'la Roman Reigns'e karşı 3-1 yapmış oldu seriyi. Great Balls of Fire, bir PPV daha var unuttum, bir de bu şu anki Raw, Roman Reigns'e Fastlane'de yendi zaten. Gür. Ya bize müthiş bir gerilim izlettiler. Hatta radyo yayının adını da 3. Dünya Savaşı koydum. Saf güç, size'lı güreşçiler, muhteşem bir son. Senaryonun çok güzel bağlandığı bir nokta. Ama bir şekilde Brock Lesnar ortada yine yok. Herhalde son hafta bir gol atmazlar, son hafta gösterirler, bir araya gelir bu rakipler diye düşünerek söyleyeceklerim bu kadar diyorum ve Mehmet galiba bana bir gülümsedi orada. Bir şey var aklında. Mehmet'e paslayalım. Ya abi gerçekten Roman Reigns'in 2012'den beri benim izlediğim en iyi performansı buydu yani. Hani çok fazla kişide çok fazla maç çıkardı ama ya bu acayipti. Hani Strowman'ın da gerçekten. Abi ikisinin hani şu ring içindeki uyumunu zaten seviyorum. Abi şu maç gerçekten yani. Hani keşke geçen haftaki maçı da Triple Threat de bu kadar özenle hani book edebilselermiş yani. Gerçekten istendi mi oluyor yani. Abi maçtan hani bir şey seçmeye çalışıyorum. Hani Strowman'ın sandalye fırlatışı mı, Reigns'in spear'ı mı, masaya summon drop yapışı mı, hangisini seçeceğimi bilemedim yani. Joe'nun müdahalesi muhteşem bir yerden. Ben hakikaten seyirci bir şey yapıyor sandım. Ben evet. Bastım kahkahayı ya. Mükemmel dedim, ayağa saygı duruşuna falan geçtim ya. Hani biri dayanamadı, Reigns'e daldı dedim en sonunda bu nefret kusanlardan yani. Muhtemelen yaratmaya çalıştıkları etki de oydu. Abi hani ya ben şurada en azından Lesnar'ın eksikliğini hissetmedim ya. Failed üçünün zaten hani. Hani öyle kabul ettim artık.
3'ü gerçekten çok güzel bir feud çıkarıyorlar bana göre yani. Doğru. Ama şey var yani hani şu maçta bile hani bir fail yapmasalar böyle olmazdı. Yani 8'e kadar ölü gibi yatıp 9'da zıplayarak ayağa kalkan Braun Strowman hani. Değil mi? Çok inandırıcılığı düşüktü gerçekten. Abi benim 5 sene sonra hatırlayacağım şey bu olur yani. Abi bir hareketlendi mi yani, bunun bir raconu var, bir dizlerin üstüne çöktü 5'te falan. Lursoy? Abi. Ben maçı beğendim açıkçası. Yani Roman Reigns bundan önce Big Show'la da bir sanırım türü Last Man Standing olması lazım. Bir pay-per-view'da karşılaşmışlardı. Yani hiç tahmin edemeyeceğim, hayal edemeyeceğim kadar iyi bir maçtı. Yani Roman'ın böyle türlü maçlarda performansını beğeniyorum. Dürüst olmam lazım. Yani ama şovda hani Samoa Joe'nun müdahale etmeseydi eğer, hani zaten Lesnar farklı bir segmentteydi. Eğer orada Joe'da olmasaydı çok yetim kalmış bir şov olarak hatırlardım. Yani oradan Joe'nun çıkıp gelmesi kurtardı şovu diyebilirim. Yani şovu ve şovun sonunu, maçın sonunu. Her ne kadar Strowman orada mutantlık yapıp 8-9'da kalksa da aniden. O zaman şeye gelelim artık son olarak da. Şova puanımız ve en beğendiğimiz maç. Önce Lursoy'dan başlayayım sırayla. Kaç üzerinden? 5 mi? 5. 5. Puanım ve en beğendiğim maç. Seth Rollins ve Famous maçı. Mehmet dinler. Last Man Standing 4.5. Gör. Ben 5 üzerinden 5 veriyorum. Road to SummerSlam'de ki bugüne kadar yapılan en güzel show olduğunu, Raw show olduğu kanaatindeyim. En beğendiğim maç ise, yani 5 üzerinden 5 verme sebebim o. Haftaya da bu kadar muhteşem bir show izleyeceğimizi düşünmüyorum. En beğendiğim maça geleceğim. Cesaro Dean Ambrose. Ben de çok iyi, kusursuza yakın bir şov olduğunu düşünüyorum ama şey yani Elias'tan kırdım o 0.5 puanı. O yüzden. Yoksa Gürle aynı şeyleri düşünüyorum aşağı yukarı yani. Ben de çok beğendim bu şovu. Ambrose'la Rollins'in muhteşem kimyası, o segmentteki gelen pop, cheer yani. Senaryonun gelişimi, Ambrose ve Cesaro'nun çok güzel maçı, Ambrose'un bütün haterlere cevabını vermesi, main event maçı, Seth Rollins vs. Sheamus, ben beğendim. Genel olarak bir tek kadınlarda Sasha vs. Nia Jax istemiyordum ama kaçınılmaz sonunda, yapacak bir şey yok. 4.5 ama yarım puan laf olmaz, 5 veriyorum. En beğendiğim maç olarak da objektif bakarsam Dean Ambrose Cesaro diyorum. Chatbox'u. O zaman bugün akşam saat 22'de YouTube halkını da Mixler Gross Türkiye SummerSlam etiketli radyomuza bekliyoruz. Aynı zamanda forumda da linki vereceğiz arkadaşlar. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Gürsoy? Buradan Sefa kardeşimin gönlü olsun diye bir hatırlatma yapayım. Jack Gallagher Progress Wrestling'e geri dönecek. New York Show'unda çıkacak. Onun haricinde dinleyen herkese selam. Dostlara selam. Çok teşekkürler bizlere dinlediğiniz için, katıldığınız için. Bugün akşam... Ayrıca bu akşam itibariyle üniversite öğrencisi olan herkese de başarılar diliyorum. Aynen, hayırlı olması dileğiyle kariyerlerinin. Başarılarını bir şekilde... Sen devam et en son... Kariyerlerinin başarılı bir şekilde devam etmesi dileğiyle diyelim. Bugün akşam saat 22'de SmackDown değerlendirmesinde Mixler'dayız. Linki YouTube yoruma atıyorum arkadaşlar ve aynı zamanda forumda paylaşıyoruz. Ben de bu arada üniversite tercihlerinde herkese istediği şekilde çıktığını düşünüyorum. Bitti mi? İstediği şekilde çıktığını düşünüyorum, inanıyorum umarım. Hepiniz için hayırlısı olsun diyorum. Team Ambrose'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.